Adamı kime verdiler? Pardon, bana mı söylediniz? Bu toplantı uzun sürecek mi? Ben beklediğinizi söyledim. Birkaç dakikanızı alacağım. Kusura bakmayın. Bekleyemezsiniz. Ulaş, toplantıdayım. Dışarıda bekle. Birkaç dakika izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Toplantı dedim ama dinlemedi. Güvenlik çağırayım mı? Bugüne kadar bulduğum en büyük hikaye. İki kız kardeş, uluslararası insan ticareti, onlara yardım eden insanlar. O zaman bu şekilde dalamaz. Anlatacak çok şey var. Devamı için elimi çabuk tutmam lazım. Ulaş yeter! Kes! Sen artık burada çalışmıyorsun. Benim için fark etmez. Bak, yaptıklarından sonra bu sektördeki bütün kapılar sana kapalı. Buna benim kapım da dahil. Sen artık gazeteci değilsin. Bana tek bir şans ver. Bu hikayeyle geri dönebilirim. Mümkün değil. Boşuna zorlama. Evet, nerede kalmıştı? Evet. Şimdi. Kameranı bırakma! Ulaş! Seninle artık işimiz bitti! Ekmek kuran çarpsın benim var ya, canımı oku. Olay da o zaten. Kimsenin ruhu bile duymuyor. Ulaş içeride mi? Sen 5 milyon daha vereceksin. Seninki en zoruydu. Hadi oradan lan. Bir sürü eksik var burada. Ödevi de yanlış yazmışsın. Ne yazdım belli oluyor. Hem niye onun 15 sayfada benim 5 sayfa? Kapak düzeni de yanlış. İkinci eniği de üste yazacaktın. Sayfalar da karışmış. Ne yapıyorsun ya? Sen hayatın boyunca 15 sayfa ödev yazdın mı? Çıktıları karıştırmadan getirdin mi? Ulan imla hatası yapmadan iki cümle kurdun mu sen? Seni gerizekalı et kafana gireceğim diye yırttım. Almazsan alma be aptal! Senin ne vardı? Benim mi? Feci Rahati ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama. 25 milyon. Eski ödevlerini getirdin mi? Bak bunları sen yazdın değil mi? Başkası yazdıysa benim işime yaramaz. Eski ödevler niye lazım onu anlamadım. Hem çok para istiyorsun. Git başkasına yaptır o zaman. Benden daha çalışkanları da var. Onlar daha ucuz da yapar. Ama benim yaptığım gibi yapamazlar. Ben ödevi senin yazdığın gibi yazıyorum. Senin aklına giriyorum. O yüzden kimse çakmıyor. Çaktın mı? Ne oluyor burada? Hocam, annesinin durumunu biliyorsunuz. Mecburen Ulaş bizde kalmak durumunda. Bu seferlik affedersek, bizim durumumuzda zaten çok iyi değil, biz de mağduruz. Lütfen yani bu seferlik affedelim. Esasında Ulaş iyi bir çocuk, öyle değil mi Ulaş'cığım? Bunların hepsini sen mi yazdın? Şaşılacak şey. Sen cins bir çocuksun Ulaş. Herkesin yazdığı yazıyı nasıl bu kadar iyi taklit edebildin? Hocam onlar bilgisayar çıktısı. Ne dediğimi anladın. Nasıl yapıyorsun bunu? Bilmiyorum ki hocam. Ödevi yazdıran arkadaşı düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Onun gibi düşünüyorum falan. Sen onları taklit etmiyorsun. Onlar gibi düşünebiliyorsun. Yani hocam bu durumda çocuğumuzun cezası artacak mı? Lütfen yani daha geç bir çocuk bu. Bu ne demektir biliyor musun? Bir sürü insan var. Hepsinin hikayesi var. Ama onlar anlatmayı bilmiyorlar. Sen onların yerine geçip hikayelerini anlatabilirsin.
Aferin lan Kitibiyoz. Çok güzel yazmışsın. Vay anasın, neler yaşıyorum be dedim. Ben bile kendime hislendim. Sen ne dediysen onu yazdım vallahi. Yo, sen içimden geçip de diyemediklerimi de yazmışsın. Ulaş, Yener ben. Görüşmemiz lazım. Neredesin? Feli, iyi misin? Ne konuştun o kıza tuvalette? Eva gönderdi kızı. Ben biliyorum onun derdi. Yakışıklı damat geldi, Feli yüzdü. Öyle mi oldu kız Feli? Geldi mi seninki dün gece? Evet geldi. Keşke gelmeseydi. Bundan sonra onu görmek istemiyorum. Karşıma çıkmazsın. Aa, dertli bu ayol. Geç, şöyle iki lokma bir şey ye de hem de anlat. Şaşkın Feli aşık olmuş. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ben değil. O bana aşık. O sana aşık. Ne fark eder? Burada hayal kurulmaz. Bizim hayaller asla gerçekleşmez. Senin adamın karı var. O evli. Sen de? Sen de o**sun. Ay bir film vardı. Şimdi çok güzel bir kız var. Uzun bacaklı, sülüğün gibi. Uzun da çizmeleri var ta buraya kadar. Ama o da kısmetsiz garibim bizim gibi olmuş. Neyse, çok yakışıklı, zengin bir adamla tanışıyor bu kız. Ay, aşk yaşıyorlar. Adam onu çekip alıyordu bu hayattan. Mücevherler falan alıyordu. Evleniyorlardı. Herkes mücevher takar. Cemil buna tel taktı. Ay, Allah razı olsun Cemil'imden. Kendi kurtaramadı ama teller sayesinde işe çıkmaktan kurtuldum. Temizlikte, bulaşıkta evimin kadını gibiyim valla. Sen yine bırakma bu adamı. Mutlaka görürsün bir faydasını. Filmlerde olur öyle şeyler. Sadece siz aptallar inanıyorsunuz. Niye öyle diyorsun ya? Biz de insan değil miyiz? Hem bunları kandırırsın ama ben inanmam. Sen de aşık oldun. Sen de bir sürü hayal kurdun. Yalan mı? Ben biliyorum valla. Bana anlatıyordu o zamanlar. Dayakları yedikçe sustu. Telli. Kama aşık oldum. Olmaz. Onun kalbi yok. Ha, sen öyle san. Herkesten gizli manita yaptı kendini. Gizli gizli buluşuyorlardı. Adam bunu çıkaracaktı buradan. Bahar. Ne? Yalan mı? Hepsi doğru. Sonra Mika hamile kaldı. Bahar. Kaçmaya çalıştı ama Yaman yakaladı. Ondan sonra... O ağzını kapat. Yoksa ben onu yırtarım. Uslandı dedik ama yine kaçtı. Yaman yakaladı, dövdü. Kırılmadık kemik bırakmadı kızda. Sonra? Yine kaçtı, yine yakalandı. Dayak mayak aynı işte. Benim bildiğim 3-4 defa kaçmaya kalktı vallahi. Ne zaman vazgeçti? Kim? Mika mı vazgeçecek? Bak görürsün, bir fırsatını bulsun yine kaçacak. Size veda edemedi. Çok üzgünmüş. Her şey için çok teşekkür etti. Of! Ben bu vedalara aracı olmaktan çok yoruldum artık ya. Bu nasıl iş böyle? Vazgeçmez sanıyordum. Herkes vazgeçer. Eva Feriç'i oradan çıkarmadan bu iş bitmez sanıyordum. Adem'den sonra vazgeçmedi. Şimdi ne oldu da gitti? Feliç'e istedi. Eva'ya engel olmaya çalıştım ama işe yaramadı. Sen engel olmazdın zaten. Eva'nın umudu.
her şey tükenmiş. Kendisi inanmadıktan sonra kimse ikna edemezdi. Bunca şeyden sonra sonuçta elimizde kaybettik. Biz bu mücadeleyi kaybettik. Dağ gibi bir delikanlıyla deniz gibi iki kızı kaybettik. Elimizde kalanlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz artık. Eva'dan öncesine mi döneceğiz? Yoksa Adem abinin evimize ilk gelişinden öncesine mi? Hiçbir şey olmamış gibi olacak mı sanıyorsun? Olan oldu. Bundan sonrasına bakacağız artık. Sen evine gittin mi? Kocanla konuştun mu Pınar'cığım? Şimdi bugün işe gideceğim. Yine biraz izin alacağım. Arif abin de bugün dükkana gidecek. Değil mi Arif? Şükran abla, sen benim telefonumu biliyorsun. Artık istediğin zaman ararsın. Merak ediyorsun değil mi? Neden kaçtım durdum? Dayak yiye yiye inat ettim. Merak ediyorsun. Hayır. Neden kaçtığını merak etmiyorum. Ne hata yaptın? Neden yakalandın? Devamı var mı bunun? Var. Bir tek bu kız değil, bir sürü insan bu hikayenin içinde. Bir otelin bodrumunda esirler. Bu kızın bir ablası var, telefonda duyuyoruz sesini. Onu da esir almışlar. Kız kaçmış ama bırakıp gidemiyor. Kardeşi için her şeyi göze almış. Küçük olan içeride öyle şeyler yaşamış ki vazgeçmiş. İzlediniz, konuşmak istemiyor ama ben bir yolunu bulurum. Küçük kardeşi boş ver. Asıl olay abla üstünden yürüyor. Küçük zaten esir, bir yere kıpırdayamıyor. Ama abla dışarıda olduğu halde ne gidebiliyor ne de kardeşini alabiliyor. Asıl çaresizlik orada. Sen bana ablanın hikayesini getir. Peki bu hikayeyi getirirsem işim geri alacak mıyım? Ablayı bul, haberi yap. Ondan sonra geri dönebilirsin. Şey mi oldu? Ben kişini bek gitmeyeceğim. İnmek istiyorum. Ya otur yerine, manyak mısın nesin ya? Cez senin timle. Deli misin kızım? Ne oluyorsun kızım, yol ortasında inilir mi? Gidemem. İndirin. Hanımefendi. Lütfen indirin. Hanımefendi. Bilmiyorum neden kaçamadım. Neden yakalandım. Plan falan yapmadım, belki ondan. Fırsat bulunca kendimi dışarı attım. Ama olmuyor işte. Akıllı olmak lazım. Akıllı mı? Yani biri yardım etmezse olmaz. Dışarı çıkarsan para yok. Gidecek yer yok. Son kaçmaya kalktığımda İki sokak bile gidemedim. Senin sevgili, yani aşık olduğun, sana yardım etmedi mi? Boş versen beni. Kaçmaya çalışacaksın, değil mi? Onun için bunları soruyorsun. Kim buradan kaçmak istemez? Ben herkes gibiyim. Senin adam
Hep gelen. Sana yardım edecek mi? Yardım et dedim. Ama yapamam dedi. O bana aşık. Öyle diyor. Ama karısı var. O beni biliyor. Ben onu gördüm. Güzel bir kadın, genç. Ve bir çocuk var. Ben üzülüyorum. Allah b***sını versin hepsini. Sana söyleyeceklerimi yaparsan adamı kendine bağlarsın. İstediğin her şeyi yapar. Söyle, ne yapmam lazım? Önce bana bir şey vermen lazım. Nur'un her gün avcuna koyduğu haplarda. Yok, kalmadım bende. Yoksa konuşma. Koş dişlerini fırçala. Çantanı da almayı unutma. Öğleden sonra baleden ben alırım. Yalnız kostüm alınması lazımmış gösteri için. Babamla seçeceğim dedi. Tamam, bakarız. Akşama işim uzamaz, toplantı erken biter. Ben de gelebilirim. Belki erken gelirsin, yemek yeriz. Olur, yeriz. Kendine gel. Pişmanım dedin, ağladın. Çocuğumu, yuvamı düşündüm, sana bir şans verdim. Eğer bu evde kalmak istiyorsan aklını başına topla. Ya Berna, ben ne yaptım şimdi? Yemek de yeriz, kıyafet de alırız. Tamam dedim ya. Bana söz verdin. O hikaye kapandı dedin. Bak ben buradayım, tamam mı? Senin yanındayım. Daha ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum ki. Babana bay bay da güzel. Gel bakayım buraya. Sen büyümüşsün. Gel. Görüşürüz güzeller güzelim. Dilekçesini yazdım ama bu insan kaynaklarıyla konuşamadım daha. Benim işim uzun sürer. Sen gelme istersen ya. Gelmek üzereyim. Beklerim. Birlikte çıkarız canım. İyi tamam. Sen bilirsin. Pınar Hanım, birisi geldi sizi soruyor. Pınar merhaba. Habersiz gelmek zorunda kaldım. Acil bir durum var da. Sen nereden biliyorsun burayı ya? Mail adresinden iş account'unu kullanmıştın. Konuşabilir miyiz? Bize biraz müsaade eder misin? Sen çat kapı nasıl geliyorsun buraya? Bunu tartışmayalım şimdi. Eva'yı bulmam lazım. Biliyorum Eva vazgeçti. Savaşacak gücü kalmadı diyeceksin. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Kendini yenilmiş hissediyorsun. Hayatın eski haline dönsün istiyorsun. Ama belki de ilk defa bu kızları kurtarmaya bu kadar yaklaştınız. Sen kendini ne sanıyorsun? Kaç kişi hayatını ortaya koydu biliyor musun? Bir arkadaşımız öldü. Bak ben sabah da söyledim. Eva gitti. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı artık. Haber müdürüyle konuştum. Hikayenin devamını istiyor. Bu ne demek, farkında değilsin. Sivil toplum kuruluşları devreye girecek. İnsanlar arkanızda olacak. Gündem... Ya anladım. Anladım. Söylediğin her şeyi anladım.
ama artık bir işe yaramaz. Çok geç. Sen gelmeden bu hikaye bitti. Ne oluyor burada ya? Sen kimsin? Ne istiyorsun? Ulaş Akıncı ben, gazeteciyim. Bir şey yok. Ulaş Bey'le görüşmüştük daha önce. Sana söylemiştim. Şimdi işte biraz konuştuk. Gidiyor o da. Ne oluyor yine ya? Bir şey yok. Eva'nın haberini yapmak istiyormuş. Ben de artık bittiğini söyledim. Bitmedi. Bakın o hikayede başka bir şey var. Siz yaşadınız, o kadar içindesiniz ki göremiyorsunuz. Ben görüyorum. Ulaş Bey tamamdır, ısrar etmeyin. Tamam. Bu hikaye herkesin hayatını değiştirecek. Öyle bir haber yazacağım ki herkes karlı çıkacak. Ben istediğim yerde olacağım, o Bodrum'daki kızlar da kurtulacak. Sen ne diyorsun ya? Ne kâra ne? Çık git buradan. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Defol git! Son sayı bomba olmuş. Bütün okul konuşuyor. Hangisi? Onur röportajını diyorsun. Ya Onur, karizma Onur. Adam çakıyor retelinleri, alıyor enerji. Ondan sonra okul takımı kaptanı. O çocuktan uyuşturucu falan beklemezdim hiç. Uyuşturucu değil, o ilaç. Doktor vermiş, o da bir iki derken bağımlısı olmuş işte. Onca sayfadan bunu mu çıkardınız? Pes yani. Daha bir sürü şey anlatmıştım ya. Başar neydi öyle? Babasının korkusundan garibim, yazık inek olmuş. Şey demiş bir de, ben aslında dansçı olmak isterdim. Facia, Başar. Tayt giymiş, dans ediyor. Aferin Ulaş. Bundan sonra burada kimse hava yapamaz. Böyle alırlar adamın gazını. Bak ne diyeceğim. 10. sayı şerifine Ayşegül'e röportaj yapsam yani. Yani bak şunu söylemek istiyorum. Onunla ilgili her şeyi öğrensen. Mesela kimi seviyor, kimden hoşlanıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Ha? Çok beklersin. Hayatta yap. Senin bu gazeteciyle kişi zıvanadan çıktı. Hakkında çok şikayet var. Hepsini tek tek konuşacağız. Konuşalım hocam. Sorun neydi? Yalan yanlış yazıyor. Bir de sorun ne diyor? Yemin ediyorum hocam. Babamla ilgili hiçbir şey anlatmadım. Ben olan biteni yazıyorum. Sus! Rezil. Yalan haber değil. Üstelik iftira. Bir öğretmenin namusuna dil uzatırsan o dilini keserler. Bana sosyal kulüplerle ilgili röportaj dedi. Kısaca sizi tanıyalım dedi. Ben de anlattım. Bana da basket takımı röportajı demişti. Hepsini konuşacağız. Bu ne iğrençliktir. 15 yaşında bir genç kız cinsel ilişkiye hazır demektir ne demek? E o lafı hocam etti, ben de yazdım. Namussuz, haysiyetsiz köpek senin. E siz söylediniz hepsini. Bakın burada işte. Kısaca sizi tanıyalım demişim. Evli, iki çocuğu var. Büyük olan 12 yaşında. Eşi şu anda 27 yaşında. Demek ki evlendiklerinde eşi 15 yaşındaymış. Cinsel ilişkiye girdiklerine göre ben de bu sonucu... Lan sen şu tanrı elimde kalacaksın şimdi daha. Yalan mı? Yeter. Herkes yalan söyleyecek değil ya. Sen manyak mısın oğlum? Yalan değil. Söylemediler ama ben akıllarından geçenleri biliyorum. Röportaj yaparken baban aradı, hazır ola geçtin, sesin değişti. Okul birincisi gitti, yerine eziğin korkan teki geldi. Babandan ödün patlıyor. Seni de çocukken hiperaktifsin diye baskete yazdırmışlar, o günden beri ilaçları bırakamamışsın. Annen sizi bırakıp kaçmış, o yüzden sen de her gece çıkıp gezebiliyorsun. Sen de herkese zorbalık yapıyorsun çünkü eşcinsel olmaktan korkuyorsun. Ne diyorsun lan sen? Senin için çok uğraştığımı bil. Yoksa 15 gün uzaklaştırmayla yırtamazdın. Bir de en kısa zamanda son bir sayı daha yayınlayarak haklarında yalan haber yaptığın herkesten özür dileyeceksin. Yapamam. Hepsi gerçekti. Herkes de bayıla bayıla okudu. Her şey gerçek de olsa bunları ulu orta yazamazsın. Böyle yazmazsam sıradan aptal hikayeler olurlar. Kimse de okumaz. Herkes seni okusun diye insanların hayatını ortaya dökemezsin. Ben sadece onlar gibi düşünmeye çalıştım. Yazdığın insanlar gibi düşünmen yetmez. Onları düşünmen lazım. Kim ne hisseder? Üzülürler mi? Kızarlar mı? Utanırlar mı? İnsanların yaşadığı şeylerin sorumlusu ben değilim. Siz yetenekli olduğunuz... Bu kadar acımasız, düşüncesiz olduktan sonra yetenek metenek beş para etmez. Vazgeç bu işlerden. Asla. Asla vazgeçmeyeceğim. Ya
Caner Bey, selam. Eva ile konuştum. Hikayeye başlıyoruz, tamamdır. Yavrum. Ne defteri? Altılı hesapları mı yapıyorsun? Dayı. Ne oluyor? Sen bana gösterdin defterleri. Kutlu. Fehriye ziyaret saatinde gelecek mi? Akşama beklesin. Nedir yani, anlamadım ki. Nikahına mı aldı kızı? Ne bu gündüz vakti? Parasını verecek. Gece gündüz istediği saatte alır götürür kızı. Adamın keyfi, sen de karışan. Kuduz köpekler. İyi iyi, tamam. Dikkat edin ama. Kapıya adam dik. Çıkıyorum ben. Ne oluyor? Ne diyor? Yok bir şey. Gündüz müşterisi gelmiş de Atıl'ı ona yolladım. Kızların ağzını yoklayayım mı Atıl'la ilgili, düşündün mü? Hangisine soracaksın? Birine güveniyor musun ki? Kızlara niye güveneyim ki? Biz Atıl'ın yancısını öğrenmeye çalışırken Atıl da bizim ondan huylandığımızı öğrenecek. Bu işi başka türlü halletmek lazım. Şimdi ortalığı bulandırma. Gözünü üzerlerinden ayırma kafi. Senin diyeceğin bir şey yoksa çıkıyorum ben. Çıkma. Felice'yi getir. Kutlu'yu ziyaret saati gelmiş. Ben Kutlu vazgeçti sandım. İstemiyor Feriçe'yi herhalde diyordum. Kutlu'nun vazgeçtiğini ne zaman gördün? Kafasına taktı mı takar? Yalnız kızı müşteriye gönderdim ben. İyi. Sen söylersin Kutlu'ya. İşi bitince kızı getir. Atıl getirse. Ben eve gideceğim. Dün de uğramadım. Ne diyorsun, bunu yap. Kızının fotoğrafına bile dayanamıyorsun. Neden buraya geldik? Kutlu'ya gitmiyor muyum? Kutlu mutlu yok. Müşterin geldi. İşim var.
Felice, sen öyle birden söyleyince ben panikledim. Çok özür dilerim yani. Eve gidemiyorum. Seni düşünmeden duramıyorum. Lütfen beni de anla. Şşş. Özür yok. İstemiyorum. Ben söyleyemem. Sana yapamam. Benden hemen bir şey isteme. Tamam mı? Ben çünkü karımı kızımı bırakamam. Biliyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sadece konuşalım. Senin karını, kızın, evin bana anlat. Her şeyi anlat. Sen neden bunu bilmek istiyorsun? Çünkü sen neden beni kurtaramadın? Anlamak istiyorum. Senin karın, kızın anlatırsan ben de anlarım. O zaman sana kızamam. İyi günler. Ne varsa bunlar da var Rıza. Sayılar. Sana ne bir şey sorar, ne bir şey anlatır. Hadi bir rakam söyle bakalım. 7 olsun. Bugün günlerden ne? İkinci kolon ilk sıra. Adem'in öldüğü gün. Adem'in öldüğü yaşı da yazalım. 26. Üçüncü sıra. Bodrum'daki kızların sayısı. Ben sana metni vereceğim, sen ezberini yaparsın. Zaten yüzün gözükmeyecek. Ya amorsan çekerim ya da yüzüne bir şey örteriz. Bu benim işim değil ki. Bana oyunculuk yapacaksın deyince ben de başka bir şey sanmıştım. Ben dizilerde oynuyorum. Ya canım sen orada ikinci sınıf rollerde harcanıyorsun. Bundan daha iyi oyunculuk mu olur? Burada gerçek birini oynayacaksın. Oradakiler gibi uydurma değil. O zaman kızın kendisini çek. Kıza ulaşamıyorum maalesef. Bir iki saatlik iş. Hem günlük paran neyse onu da alacaksın. Tamam. Nasıl olacak bu çekim? Senin evin müsait mi? İki saat, iki saat. Senin eve ne oldu? İşsiz kalınca çıktın mı yoksa? Öyle oldu. Sonra da fırsat bulamadım. Bir dakika ya. Sen iş bulamadın mı hala? Haber yapacağım deyince ben de iş buldun sandım. Bu haberden sonra işim de olacak. Param da, çevrem de. İki saat. Senin evinde ne diyorsun? Tamam. Ama senin için. Nasıl bir tip bu kız? Oynayacağın kız Moldovalı ama çok iyi Türkçe konuşuyor. Kız kardeşiyle birlikte 4 ay önce İstanbul'a gelmişler. Bir çetenin eline düşmüşler. Kız kaçıp kurtulmuş ama kardeşi içeride. Onu çıkarmaya çalışıyor. Bak şimdi şöyle nasıl? Ben çok seviyor İstanbul, çok güzel. Ama Türk erkekler kötü. $100 veriyor sonra diyor her şeyi yap. Bunlara hiç gerek yok. Ben sana tek tek söyleyeceğim, sen de onları söyleyeceksin. Sen yazdıklarımı ezberle, yeter. Diyalogları mı yazıyorsun?
Günaydın. Günaydın. Saat kaç oldu? Saat 4 olmuş. Benim çıkmam lazım. Ofise dışarıda toplantıda olduğumu söyledim. Olmaz. Bu gece gelecek misin? Bu gece gelemem. Bir saat sonra karımla buluşacağız. Biraz işlerimiz var. Uzar. Böyle yapma. Lütfen. Bak ben sana her şeyi anlattım. Ben karımı evi bırakamam. Biliyorum. O çok iyi bir kadın. Çok üzülüyor. Hiç bunları hak etmiyor. Bak seni bırakamam. Anlıyor musun beni? Ama her akşam da gelemem. Bundan sonra böyle gündüz saatlerini buluşsak, ha? Daha rahat olur. Hadi benim giyinmem lazım şimdi. Sen nasıl istersin? Sadece bir gece kalacağım. Sabah 9'da odayı boşaltmanız lazım. O saatte gitmiş olurum. Sen beni Yalta 102'ye götürdün. Beni öldürecekti. Sana söylediklerimi de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne dedin? İçeride bir kız var. Ben bilmiyorum kim. Sen Yaman'ın yerine geçeceksin. Ben öyle bir şey demedim lan. Bunları kafandan çıkar yoksa kafanı dağıtırım. Anladın mı? Anladım. Unutun yemin. Her şeyi unut. Bu odayı sakın unutma. Tek kelime duyarsam işim biter. Ne oldu sana? Hiç. Bir şey yok. Gir hadi seni bekliyor. Ben geldim. Ne haber? Ben geç kaldım diye bana kızdın. Ama benim iş vardı. Neden konuşmuyorsun? Hey. Peki. Ben de seninle konuşmayacağım. Yaman nerede? Çıktı. Sen onlasın sanıyordum. Kimi almış yanına? Kimseyi almamış. Tek başına çıkmış. Hadi bakalım. Sen bana Yaman sana. Önce kim kime kazık çakacak?
Ben sana çakacağım atıl atıl. Ben sana. İçerideki kadın kim? Bakıcın mı? Sana iyi davranıyor mu? Sakın sesini çıkarma. Beni gördüğünü sakın kimseye söyleme. Hele de annene. Rahatlık vermedin. Hiç bir şey yok. Hadi gir o zaman içeri. Kutlu. Benimle kustun mu? Kutlu. Ben buradayım. Seni ziyarete geldim. Ne yazıyorsun? Neden gösteremiyorsun? Göster. Hey. Hey. İyi misin? Bir şey oldu mu? Kutlu? Feriça ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Anlamadım. Kutlu? Görmüyor musun? Korkmuş. Çık dışarı. Bir şey yapmadım. Yürü. Yürü çık dışarı. Feriça yürü.